kafirdir. Bil ki Allah kafirleri sevmez. Bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Ayet bu. Sevgili hocam bir de... Yani daha neler var? Ayetleri okuyacağım. Yer yer okuyacağım hepsini. Bak hepsini konuşacağız inşallah. Bir de bu hadis inkarcılarının şöyle bir perspektifi var. Sadece üzerinde şüphe duyulacak hadisleri ortaya atıyorlar ve insanların akıllarını bulandırıyorlar. Genele konuşuyorlar. Onun haricinde bakın bugün bilimsel zemine oturtulmuş binlerce hadis var. Kürşet bir şey daha söyleyeyim. Onların çoğu hadis değil. Kendilerinin uydurduğu kesinlikle sözler, hocam, uyduruyorlar. Programın içinde İngilizlerin devletinin yaptığı hadis operasyonundan da bahsedeceğiz. Evet, bir tane hadis var. Buhari'de 6347'de geçer. Albani Sahih-i Sahba'da da geçiyor. Orada diyor ki şüphesiz ben semaların seslerini duyuyorum. Resulullah'ın hadisi bu, söyle mi? Semaların seslerini duyuyorum diyor. Semanın gıcırdaması hakkında şaşırmayın. Çünkü her semada bir melek vardır diyor. Şimdi peki sema gıcırdar mı? Önce onu bilmek lazım. Bırak onu, ayet var. Ra'd bir meleğin adıdır diyor. Ayeti kerimede Ra'd isimli melek diyor. Ra'd suresi. Hı hı. Adı da o. Yani sema da gıcırtar tabii. Kesinlikle. Öyle olunca. Şimdi sevgili hocam ABD Uzay Araştırma Kurumu var biliyorsunuz, NASA. Ve hı hı. Peygamber Efendimiz bunu 610 yılında söylüyor. Hı hı. Bu söylediğim hadisi 610 yılında rivayet ediyor. NASA 19. yüzyılda çıkıyor diyor ki biz gezegenlerin sesini keşfettik. Bakın biz gezegenlerin sesini 19. yüzyılda keşfettik. Benim Resulüm bunu 610 yılında söylemiş. Şimdi burada çok önemli başka bir husus var. Sen de uydur böyle bir hadis de göreyim işte seni. Bakın bilimsel dediğim yer burası. Evet. Neresi? Şurası. Bilim adamları diyor ki aynı zamanda uzayda ses denen bir şey yoktur. Hayda. O zaman peygamber mi yalan söylüyor, NASA mı yalan söylüyor? Peki işin özü ne? Şu. Ses dediğimiz şey titreşen moleküller ve atomların titreşimlerine neden olan basınç sebebiyle bir frekans oluşturuyor. Bu frekansı bizim kulağımızın içindeki çok küçük kemikçikler o titreşimi algılıyor. Biz buna ses diyoruz. Evet. Ses dediğimiz bu. Peki NASA o zaman bu sesleri nasıl kaydetti? NASA da aynı sorusunu diyor. Diyor ki gezegenlerin aslında sesi yoktur. Gezegenler bir ışık yayar, ışınım yayar. Bu ışınımları radyo teleskopları alır. Bunları sese dönüştürür, frekansa dönüştürür. Frekanslar da bize ses verir. İyi de o zaman insan duyusu gibi bir ses yok ise ve Hazreti Muhammed'in de teleskobu yok ise, radyo teleskobu nereden yok ise, nereden biliyordu ses dahi yok. Sesin dahi olmadığı bir yerde Hazreti Muhammed ses var diyor. Semalar gıcırdıyor diyor. İşte biz böyle bilimsel çalışmalara bakmayız. Maalesef saçma sapan birilerinin uydurduğu sözleri bize getirirler. Derler ki bakın sizin peygamberiniz böyle saçma bir şey söylemiş olamaz. Peygamberin söylediklerine gerek yoktur algısı uyandırırlar. Evet. İnşallah bu akşam bu konuyu hocalarımızla birlikte evet, masaya yatıracağız.